Arkadaşlar merhaba. FM Kristal Radyo ile alakalı antenle alakalı, kullandığım antenle alakalı sorular geliyor. Onun için bir video hazırlama gereği duydum. Benim kullanmış olduğum anten bu şekilde. Eski bir radyodan kurtardığım 1 metre boyunda bir çubuk anten. Bildiğimiz katlanabilen. Ben bu şekilde temas ettiriyorum. Bazen de bunu ayırdığım zaman da daha iyi sonuçlar gelebiliyor. Yani bu havanın şartlarına göre değişebiliyor. Yani siz bu şekilde de deneyebilirsiniz. Temas ettirerekten de deneyebilirsiniz. Böyle birkaç tur dibine sarıp kuplaj yaptırabilirsiniz. Ya da bu şekilde doğrudan temas ettirip antene bağlayabilirsiniz. Ben anteni şu anda biraz kısalttım. Katlayaraktan. Yaklaşık 4 baklı kadar, yani 4 boy çubuk içerisine gömülü vaziyette. Anteni tam boyu da bu şekilde. Yani açtığım zaman masadan tavana kadar değebiliyor bu anten. Kullandığım, hazırladığım bobin daha detaylı çekim olması açısından şöyle yakından size göstereyim. 1 milimlik emaye kaplı tel. İki tanesi paralel. 3A pil üzerine sardım. Bu bobin formatı bana ekstradan biraz daha fazla FM radyo kanalı yakalamama neden oldu. Diğer bobinlerde daha az yakalamıştım. Yani şu formatlar birbirine yakın. Şu iki format birbirine çok yakın performansı var. Ama bunda yakaladığım radyo sayısı biraz daha arttı. Tabii bu bulunduğunuz konumla da alakalı. Yani farklı konumlarda daha farklı yayınları yakalama ihtimaliniz var. Bu radyo frekansının işte havadaki yayılma durumuyla alakalı. Yani gittiğiniz değişik bölgelerde farklı radyoları da dinleme imkanınız var FM Kristal Radyo'da. Şu anda zaten bağlı vaziyette. Ampermetrede gösteriyor. Mikro ampermetre değer gösteriyor. Kullandığım bilgisayar hoparlörü bu şekilde. Bunun içerisinde LM386'lı devre var. Ayrıyetten ben bunu pille besliyorum. Pili regüle ettiğim bu doğrultucu ayarlı, voltaj, amper ayarlı kartım var. Kullandığım pili göstereyim. Ben bu şekilde laptop bataryalarından, eski çıkma laptop bataryalarından oluşturduğum bir pil hücrem var. Bunu ben normalde şarjlı matkabımda kullanıyordum. Yapalı bayağı oldu. Bu kartları Çin'den almıştım daha önceden. Bunların olması gerekiyor. Bu balans kartı. Pil hücreleri lityum iyon pillerde, yani şarj olayı biraz daha farklı. Balanslı şekilde şarj etmesi gerekiyor. Yani biz burada bu pilleri 4 tane kullanmışım ben. 4'ü birbirine seri bağlı halde. Diğerleri de paralel şekilde bağlı. Yani 4 seri 4 paralel şeklinde bağlı. Bu bana epey bir yetiyor. Ama normalde diğer piller gibi bunu bağlarsak bu şekilde bu pilleri daha çabuk bozma ve patlatma ihtimalimiz yüksek. Ya bu lityum iyon pillerin şakası olmayan bir piller. Bunlarda patlama, yanma gibi durumlar olabiliyor. O yüzden bizim böyle bir balans, yani dengeleme kartı şarj yaparken ya da işte kullanırken bu otomatik dengeleme yapıyor. Yani burada şu hücre diyelim, en baştaki hücre fazla akım çekiyorsa bunu bu devre balans ederekten yükü diğerlerine paylaştırmaya yarıyor. Ya bunu şarj voltajı olarak yapıyor ya da işte çıkışına bağladığınız ne varsa onu dengelemek amacıyla, yani pillerden eşit seviyede akım çekilmesini sağlıyor.
Bunu kullanmazsanız hani çalışır ama uzun vadede sakatlık çıkartma ihtimaliniz yüksek. Düşük yüklerde pek bir şey yapmaz ama yüksek amper çeken şarjlı matkap gibi cihazlara bağlarsanız motorlu onlarda sıkıntı yapabilir. Burada da ileride yine videosunu hazırlayacağım empedans kutum var. Burada sesi basit bir şekilde filtre edebiliyorum. Kulaklıkla dinlerken bu pek bir sorun olmuyor. Zaten kulaklığın empedansı yüksek olduğu için yüksek frekanslı sesleri kendi üzerinde yok ediyor çoğunluğunu. Ama amfi bağlarsanız bu şekilde sinyaller duyma olasılığınız var yani. Bunu telefonla kayıt yaparken de mesela videoyu ben şu anda telefonla çekiyorum. Telefon GSM operatörlerine bağlanıyor, kesiliyor falan filan. Birçok sinyal türetebiliyor. Bunu diyotlar yakalayıp ses sinyali olarak yansıtabiliyorlar. Şimdi burada bir de antenimizin bağlantısını çıkartayım. Şu anda bu beyaz kablonun diğer çubuk antenle hiçbir bağlantısı kalmadı. Sadece kuplaj yapıyor. Şimdi böyle temas ettiraraktan amperini açıyorum. Yani vericilere çok yakın yerdeyseniz bu şekilde ayırarak denemenizde fayda var. Çünkü gelen sinyal kuvvetli olunca da yani bunu çözmeniz daha zor oluyor. FM kristal radyodan. Bir de çevresel parazitler var. Yani bunlara da dikkat etmeniz lazım. İşte ne bileyim havi olabilir, lambalar olabilir, işte televizyonlar olabilir, cep telefonları olabilir. Birçok etken var. Yani bu diyotlar onlardan gelen parazit sinyalleri anında şey yapmaya, yani ses sinyalini çevirmeye çalışabiliyorlar. Orta dalga kristal radyo tabi yani kurulum açısından zor ama yani çalışabilirlik kısmı gayet kolay ve verimli bir radyo. Ama FM radyoda yani şöyle baktığınız zaman yani bunun üzerinde ne var, hani ne zorluğu var diyebileceğiniz bir yapıda ama çalıştırıp ses almak daha zor. Çünkü en küçük bileşen farkları bile aşırı derecede frekans kaymasına yani sizin FM bandı değil de FM bandının ya altında ya da üstünde mesela ayar yapmanızı sağlıyor. Siz bunun farkına varmayabilirsiniz. Bir sinyal jeneratörünüz varsa elinizde bu tabi anlamanız daha kolay. Mesela ben şu 1N60 diyotlarını işte germanyum diyotları söktükten sonra bunu taktığımda herhangi bir sinyal alamıyordum eskiden. Kendi yaptığım kondansatör vardı, sabit kondansatör. Onunla da yani bu diyotları daha önce de denedim. Yaptığım FM kristal radyoda bunlarla yani hiç ben performans alamamıştım. Ama şimdi burada yardımcı kondansatörüyle oynamaya başlayınca bunun da yani bir ses sinyali yakaladığını gördüm.
Sonuçta data chart'ına baktığımız zaman zaten FM bandı için uygun bir diyot. Ama performans olarak FM için bence güzel bir diyot değil yani. Onun haricinde başka sorularınız olursa videonun altında paylaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Yapmak isteyen arkadaşlar kesinlikle denemeli, pes etmemeli, vazgeçmemeliler. Sonucunda yani bunu çalıştıracakları kesindir. Yeter ki pes etmesinler. Çalışır yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın.